Merhabalar sevgili gençler. SML Hoca YouTube kanalındasınız arkadaşlar. 5 soru 5 çözüm serisiyle tekrardan karşınızdayız. 5 tane soru soracağız. 5 tane çözüm üreteceğiz arkadaşlar. Birbirinden güzel sorular ve birbirinden güzel çözümler olacak bunlar. Kanalıma abone olmadıysan lütfen abone olursan şimdi çok sevinirim videoya başlamadan önce diyelim ve vakit kaybetmeden ilk sorumuzla başlayalım. Başlangıçta M tane bakteri bulunan bir bakteri popülasyonunda T saati sonra bakteri sayısı HT fonksiyonuyla belirlenmiş ve M çarpı E üzeri 0,3T fonksiyonuyla bulunmakta. Buna göre 3 tane öncül verilmiş, önermelerinden hangileri doğrudur diye soruluyor. Başlangıçtan 2 saat sonra popülasyondaki bakteri sayısı M çarpı E üzeri 0,6 olur demiş birinci öncülümüz. Şimdi benim fonksiyonum neydi? HT eşittir M çarpı E üzeri 0,3 çarpı T idi. Dolayısıyla başlangıçtan 2 saat sonra H2'yi sormuş demek ki. H2 M çarpı E üzeri 2 kere 0,3 kaç yapar? 0,6 yapar ki zaten birinci öncülde de bu verilmişti bize. Demek ki sevgili gençler birinci öncül doğru. Başlangıçtan 5 saat sonra popülasyondaki bakteri sayısı, başlangıçtan 4 saat sonra popülasyondaki bakteri sayısının E üzeri 0,3 katıdır denilmiş. Şimdi H5 bölü H4'ten bahsediliyor arkadaşlar. H5 M çarpı E üzeri 0,3 çarpı 5 olur. Diğeri de H4'te M çarpı E üzeri 0,3 çarpı 4 olur. Şimdi burada M'ler sadeleşir. Bu da E üzeri 5 tane 0,3'ten yani 1,5'tan 4 tane 0,3 yani 1,2'yi çıkarırsanız E üzeri 0,3 olduğunu görürsünüz. Demek ki E üzeri 0,3 katıymış diyebiliriz. İkinci öncül de doğru. Şimdi üçüncü öncüldeyiz. Başlangıçtan 10 çarpı ln2 bölü 3 saat sonra popülasyondaki bakteri sayısı başlangıçtakinin 2 katına çıkar denilmiş. Şimdi m 10 çarpı ln2 bölü 3 bu başlangıçtakinin yani başlangıçta m kadardı. 2m midir diye soracağız biz. Tamam mı? Şimdi o halde m çarpı şurası h bu arada özür diliyorum. Şurası h arkadaşlar. Şimdi m çarpı e üzeri 10 çarpı ln 2 bölü 3 çarpı 0,3 diyeceğiz. Bu acaba 2m'ye eşit mi? Şimdi 0,3 ile 3'ü sadeleştirirsem 0,1 olur. 0,1 ile de 10'u çarparsam 1 olur arkadaşlar. Demek ki burası m çarpı e üzeri ln 2'ymiş. Burada logaritma kuralından 2 ile e'nin yerlerini değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Yani m çarpı 2 üzeri ln e. Ln e de 1'di zaten. Dolayısıyla burası m çarpı 2'den 2m olacaktır diyebiliriz. Demek ki başlangıçtakinin 2 katı oluyormuş. Demek ki 3. öncülümüze doğru o halde cevabımız Edirne seçeneğidir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geçtim ikinci soruma. X kare artı ax artı a artı 2 eşit 0 ikinci dereceden denkleminin diskriminantı delta'dır. Delta eksi 8 ile 4 arasındaymış arkadaşlar. Bu tarzda bir sıralama da varmış. 3 öğrencinin yukarıdaki bilgilere göre yorumları aşağıda verilmiştir. Aynur diyor ki verilen denklemin eşit 2 tane reel kökü olabilir diyor. Ki ikinci dereceden bir denklemin eşit birbirine eşit 2 tane reel kökünde olabilmesi için deltasının 0 olması gerekiyordu. Ki 0 da zaten bu aralıktadır. Yani 2, 8 ile 4 aralığındadır. Dolayısıyla Aynur doğru söylüyor olabilir. Daima doğrudur demiş. Olabilir dediği için de doğrudur sevgili gençler. Bora arkadaşımız diyor ki A'nın alabileceği iki tane tam sayı değeri vardır. Şimdi A dediğimiz değer için şunu söyleyeceğiz. A'yı işin içine katabilmek için delta var ya elimizde. Delta neydi? B kare eksi 4AC'ydi. Dolayısıyla bu formülde ben şu denklemde bir uygulayayım bu formülü. B dediğimiz şey A'nın ta kendisi burada. Dolayısıyla A kare eksi 4 çarpı 1 çarpı A artı 2. Şimdi bu 4 ile ne arasında sevgili gençler? Eksi 8 arasında. Pekala. Eksi 8 küçüktür. A kare eksi 4A eksi 8 diyebiliriz. O da küçüktür. 4 olur. Eksi 4'ü içeri dağıttık burada. Pekala. Şimdi iki tane çözüm üreteceğiz. Birinci çözümümüz şu taraftan gelecek. İkinci çözümümüz de arkadaşlar şu taraftan gelecek. Yani iki tane eşitsizlik çözeceğiz biz. Birinci eşitsizliğimiz A kare eksi 4A. Bakın her iki tarafta eksi 8 olduğu için büyüktür 0 olacak. İkinci eşitsizliğimiz de a kare eksi 4a. 4'ü bu tarafa atarsam eksi 12 küçüktür 0 olacak. Ben burayı a ve a eksi 4 biçiminde çarpanlarına ayırıp 0'dan büyük dersem birinci köküm 0.
İkinci köküm 4 olur. Ve 0 ve 4 için bir işaret tablosu oluşturacak olursak neyle başlayacağım? Artıyla, sonra eksi, sonra artı olacak. Eşitlik olmadığı için de işleri boş bırakacağız. Sıfırdan büyük demişti. Dolayısıyla artılı yerleri tararız sevgili gençler. Bu bir. İkincisi, şuna bakalım. A'ya A diye, burayı da eksi 6'ya artı 2 diye açarsam, eksi 2 ve 6 diye benim iki tane köküm olacak. Bunun için bir işaret tablosu oluşturacak olursam artı eksi artı olur. Sıfırdan küçük dediği için bunlara eşitlik yoktur. İçleri boş olacaktır. Sıfırdan küçük dediği için de ortadaki kısmı yani negatif kısmı tarayacağım. Şimdi A'nın alabileceği değerler bu ikisinin nesi olmak zorunda? Kesişimi. Çünkü arada kalmış arkadaşlar bölge. Peki bu ikisinin kesişimi sıfırdan küçük demişti. Sıfırdan küçük demişti. Eksi 2'den de büyük demişti. O zaman alabileceği tek değer eksi 1'dir. 4'ten büyük demişti. 6'dan da küçük demişti. O zaman alabileceği diğer değer de 5'tir arkadaşlar. Yani totalde 2 tane değeri vardır A'nın. A'nın alabileceği 2 tane tam sayı değeri vardır diyen Bora da doğru söylüyormuş demek ki. Narine bakacağız şimdi. A'nın alabileceği tüm değerlerin kümesi işte budur demiş. Yani eksi 3 ile eksi 1 açık aralığı birleşim 3 ile 5 açık aralığıdır denmiş. Ama biz ne bulduk arkadaşlar? Eksi 2 ile eksi 1 bakalım doğru mu bulduk? Eksi 2. Eksi 2 ile 0 açık aralığı birleşim 4 ile 6 açık aralığı olacaktı cevap. Yani Narin yalan söylüyor arkadaşlar ya da yanlış söylüyor ya da yanılıyor. Dolayısıyla cevabımız Aynur ve Bora olacaktı. Cevap C'dir dedik sevgili gençler. Böylelikle ikinci sorumuzu da tükettik. Üçüncü sorumuza geçmeden önce videoyu beğenmeyi mutlaka unutmayın sevgili gençler. Kanala da abone değilseniz mutlaka bir aboneliğinizi alırım. Üçüncü sorumdayım. Bir otoyolda radar kamerası yoldan geçen araçların hız sınırları içerisine gidip gitmediklerini tespit etmektedir. Yerden 6 metre yükseklikteki A noktasında bulunan kamera, yani şurası, yerden 6 metre yükseklikte ise sevgili gençler, ben hemen onları bir yazayım. Bakın şu AD uzunluğu 6'ymış. Bu bir. İkincisi, C noktasındaki mavi araca alfa derecelik bir açıyla bakıyormuş. Yani şurası alfaymış arkadaşlar. Ve kırmızı aracı da beta derecelik açıyla görüyor. Yani şuranın tamamı da betaymış diyeceğiz. Zaten alfanın ve betanın nereler olduğunu göstermiş bizlere. Sinüs alfa kök 2 bölü 2'dir demiş. Ha, şimdi bir dakika. Burada bir duracağız. Neden? Çünkü alfa hakkında bazı bilgiler vermiş bize ve güzel bilgiler vermiş. Yani sinüs alfa kök 2 bölü 2 ise dar açılardan hangisinin sinüsü kök 2 bölü 2 idi? 45 derecenin. Demek ki burası 45 dereceymiş. Yine dar açılardan hangisinin tanjantı köküçtü? 60'ın. Demek ki beta da 60'mış. Yani arkadaşlar şurası 45 ve buranın tamamı da 60 olacak diyebiliriz. Bu bir. İkincisi, burası 45 ise şurasının dik olduğunu zaten biliyoruz. Burası 6 ise burası da 45'tir ve burası da 6'dır. Şimdi şurası 60 ise eğer burası 90 ya şurası 30'dur. Eğer ki 30'un karşısı 6 ise 60'ın karşısı yani şuranın tamamı 6 köküçtür diyebiliriz. Şimdi bizden ne istenmiş? İki aracın ön taraflar arasındaki uzaklık. Yani B ile C arasındaki mesafe sorulmuş arkadaşlar. Ben BD'nin 6 köküç olduğunu, CD'nin de 6 olduğunu biliyorsam BC uzunluğu için 6 köküçten yolun tamamından 6'yı çıkarırım ve BC uzunluğunu bulurum sevgili gençler. Dolayısıyla cevabım C seçeneği olacaktır diyebiliriz. Ve geçiyoruz dördüncü sorumuza. Dördüncü soru güzel bir trigonometri sorusu. Dikkatli dinlemeni tavsiye ederim. Şimdi şekilde aralarında 120 derecelik açı olan ve iki parçadan oluşan elektrik direği devrilerek D ucu soldaki eve dayanmıştır. Yani arkadaşlar bir elektrik direğimiz var. Şu şekilde aslında başlangıçta duruyor. Ve bu şekilde dururken bu elektrik direği artık rüzgardan mı başka bir sebepten bilmiyorum. Devriliyor arkadaşlar ve şu ucu evin şu kısmına yaslanınca bu şekilde kalıyor arkadaşlar. Daha sonrasında hikayenin devamında diyor ki elektrik direğinin iki parçasının uzunluğu 7 ve 2 metredir. Bakın burası 7, burası 2 metre ve aradaki açı da 120 derecedir. Evin direğe uzaklığı 6 metre olduğuna göre yani evin direğe olan uzaklığı derken evin şuradaki başlangıç noktasının direğin dikildiği noktaya olan uzaklığı 6 metre olduğuna göre direğin D ucunun yani şuranın yere olan uzaklığı yani x sorulmuş bize. Şimdi hiç öyle açı taşımalı, açı yazmalı, işte bir şeyler çekmeli, dikler indirmeli falan hiçbir şey yapmayacağız arkadaşlar. Ne yapacağız peki? Şunu arkadaşlar iki tane kenar verildiyse ve bu kenarların arasındaki açı verildiyse soruda %90 kosinüs teoremini uygulayacaksın. Kosinüs teoremi uygulanacak. Peki kosinüs teoremi uygulamak için ne yapmamız gerekiyor? Bir tane daha kenara ihtiyacımız var ki o kenar DB uzunluğu diye şu şekilde çekersek. Şimdi DB uzunluğuna ben Y diyeyim. Y'nin karesi eşittir. 2'nin karesi 4.
artı 7'nin karesi 49, eksi 2 çarpı 2 çarpı 7 çarpı kosinüs 120, yani eksi 1 bölü 2 diyebiliriz. Sonrasında şu eksiler gitsin, bir artı olsun, şu ikiler de gitsin. 4 artı 49 53 yapacaktır. 2 kere 7 14. Ben bunun üzerine 14'ü eklersem ne olur burası? 67 olur. Ne bu? Y kare. Peki y ne olur arkadaşlar? Kök 67. Yani arkadaşlar şurası kök 67 birim uzunluğundaymış. Peki x'i nasıl bulacağım? Artık geri kalanı düz geometri. Yani Pisagor. Pekala. Kök 67'nin karesi 67. Kök 6'nın karesi 36. 67'den 36'yı çıkaracağız arkadaşlar. 31 gelecek ve 31 de buradaki x'in karesi olacak. X kare eşittir 31 ise x eşittir kök 31'dir diyebiliriz. Cevabımız C seçeneği olacaktı diyelim ve son sorumuza geçelim. Şimdi son soruda diyor ki bir kamyon düz yolda giderken tekerleği önden görünümü ABCD dikdörtgeni biçiminde olan bir çukura girmiştir. Çukurun derinliği 20 santimetre ve AD köşeleri arasındaki uzaklık 80 santimetredir demiş arkadaşlar. Şimdi bakın şurası 80 santimetre AD. Dolayısıyla şurası tam ortasıdır diyebiliriz arkadaşlar. Buraya 40, buraya 40 kalacaktır da diyebiliriz. Pekala. Tekerlek çukurun tabanına T noktasında teğet. A ve D köşelerine değdiğine göre tekerleğin yarıçapı kaç santimetredir diye sorulmuş bize. Güzel bir geometri sorusu. Şimdi şurası tekerleğin, o dairenin veya çemberin merkezi diyebiliriz. Daha sonrasında bunun yarıçapını sormuş da bize. Yarıçapını arkadaşlar R diyelim. Dolayısıyla şu kısım da R olacaktır ama ben şuranın 20 olduğunu biliyorum. Dolayısıyla şurası ne olur? R eksi 20 olur. Pekala. Şimdi şu kısma bakacak olursanız sarıyla taradığım bölgeye, burası 2R eksi 20'dir arkadaşlar. Diğer kalan kısmı da 20 idi. Ben bununla bunu çarparsam, yani şurayla şu kısmı çarparsam şununla şunun çarpımına eşit olacaktır diyeceğim. Nereden? Kuvvetten arkadaşlar. Eşittir 40 çarpı 40 diyeceğiz. Artık soruyu bitireceğiz çünkü R artık buradan gelecektir sevgili gençler. 2R eksi 20 eşittir diyorum. 20'ye böldüm 1, 20'ye böldüm 2, 2 kere 40 80. O zaman 2R eşittir kaç olur? 100. O halde R kaçtır? 50'dir diyebiliriz. Demek ki bizim yarıçapımız, bu tekerleğin yarıçapı 50 birimmiş, 50 santimetreymiş sevgili gençler. Evet, bu videonun ve bu güzel soruların sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım bu sorular ve bu çözümler senin için yararlı oluyordur. Normal şartlar altında biliyorsunuz kanalda geometri falan çözmüyorum. Onu Kenan hocanıza bırakıyorum ama ufak tefek size de yardımı dokunsun diye biraz ucundan kıyısından geometride çözmeye çalışıyoruz arkadaşlar sizler için. Umarım beğenmişsindir videoyu ve abone olmuşsundur kanala. Bir sonraki videolarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.